Şanlıurfa'da, uzun ve zahmetli bir sürecin ardından hayvanlarını kesime yetiştiren besiciler, emeklerinin karşılığını alabilmek umuduyla sabahın ilk saatlerinden itibaren Merkez Eyyubiye ilçesindeki canlı hayvan pazarının yolunu tutuyor. Burada kurbanlıkları araçlardan indiren besiciler, kendilerine ayrılan bölgelerde hayvanlarını satmaya çalışıyor. Küçük baş 900 lira, büyük baş 4000 lira kurbanlık almak için pazara gelen vatandaşlar ise daha çok fiyatlar konusunda bilgi edinme telaşı yaşıyor. Kurbanlık hayvan almak için pazara gelen vatandaşlardan bazıları hayvanın kilosunu tespit etmeye, bazıları da yaşını anlamaya çalışıyor. Hayvanın beğenilmesinin ardından satıcı ile alıcı arasında kıyasıyla bir pazarlık başlıyor. Pazarda küçük baş hayvanlar 900 liradan başlayan fiyatlarla alıcı bulurken, büyük baş kurbanlık fiyatları ise 4000 liradan başlayıp 11000 liraya kadar çıkabiliyor. Şanlıurfa Canlı Hayvan Pazarı Derneği Başkanı İzzet Çiftçi, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla pazarda yoğunluğun arttığını söyledi. Fiyatlar geçen yılın altında, bu yıl kurbanlık fiyatlarının geçen yıla göre düştüğünü vurgulayan çiftçi, şunları kaydetti: Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinin en büyük pazarı olan Şanlıurfa'da, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor. Bu yıl büyük bir talep bekliyoruz. Besicilerimiz uzun süre ve büyük emeklerle hayvanlarını yetiştiriyor. Emeklerinin karşılığını almak için bugünleri bekliyor. Umarım bu yıl üreticilerin yüzünün güldüğü bir sezon olur. Geçen yıla göre fiyatlarda düşüş var. Vatandaşlarımız bütçelerine uygun kurbanlıkları burada bulabiliyor. Fiyatlarımız şu anda iyi ve bayrama doğru da aynı seviyede seyredeceğini düşünüyoruz. Pazarda büyük başlar 4000 liradan başlıyor, 11000 liraya kadar satılıyor. Koç fiyatları 1300 lira, koyun fiyatları ise 1000 lira civarında seyrediyor. Çiftçi, bayrama 15 gün kala yoğunluğun daha da artmasını beklediklerini dile getirerek, kurbanlık temini konusunda da sıkıntı yaşanmayacağını vurguladı. Şanlıurfa'nın hayvancılık konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğunu ve adeta bölgenin lokomotifi konumunda bulunduğunu belirten çiftçi, bu nedenle hayvancılığın kentte daha çok desteklenmesi gerektiğini aktardı.